Orta Doğu'da gerilim artıyor. İran başkenti Bağdat'ta patlamalar meydana gelmiş hocam. Şu Anlatayım. anda İran başkenti Bağdat'ta üst üste patlamalar. Bakın görüntüler çok taze hocam. Görüntüler bölgeden görüntüler de şimdi geliyor ekrana. Orta Doğu'da yeniden birileri istikrarsız bir dönemle birlikte Irak'ı tamamen istedikleri bir şekilde bölüp bu anlamda büyük halk hareketleri planlıyorlar. Bunu biliyoruz. Başta Amerika Birleşik Milletleri olmak üzere. Ben böyle diyorum bu arada. Burada ilk defa izleyenler olursa Amerika Birleşik İlletleri diyorum ben. Çünkü bir illet, dünyanın başına sarılmış bir illet gibi. Şu anda da son dakika gelişmesinde Bağdat'ta çok büyük patlamalar meydana geliyor. Hocam Orta Doğu'da çok hareketli. Ne diyorsun? Sıcak bir gelişme. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırı yaptığına yönelik bir açıklama var. Son dakika haber olarak da bu da düştü. Zaten geçtiğimiz hafta İran'la olan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerinden yaptığı senaryoyu hatırlıyoruz, hani yapılan saldırı. Şimdi orada bölge hareketlenmeye başladı. Drone'la bir saldırıymış hocam bu arada. Evet, Drone'la bunu saldırılar yapılmış. öyle mi? Drone'la. İnsansız hava aracı düzenlenen saldırı olduğu dair bir bilgi var burada da, o yüzden ben öyle söyledim. Şimdi İran da işin içerisine, şimdi az sonra bunu zaten irdeleyeceğiz. Ama İran'ı da işin içerisine sokmaya çalışıyorlar ki, özellikle biz her hafta değiniyoruz neredeyse, hani Tabii. hem yazılarımızda hem genel konuşmalarımızda, çekimlerimizde. Yani İran'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde özellikle İsrail için güvenli bir tampon bölge, sonrasında Davut Koridoru, Teröristan. Kızıldeniz'den Akdeniz'e inecek İsrail'in güvenleneceği, teröristten kurulması, ki bu teröristanın kurulmasına engel olan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Evet, aynen öyle. Sınır Evet. ötesi yapılan operasyonlarla beraber oradaki terör unsurlarını, oradaki örgütlenmesini önleyen ve çok önemli işler yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizdir. Bu kadar net yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı bile onun kurulmaması için bir nedendir. Tabii orada 70 bin kişiden oluşan, sözde düzenli bir terör Taşeron ordu. unsurlarından oluşan bir ordu. Ve Taşeron ordu. onlarla beraber tatbikat yapıyorlar. Ya bu nasıl müttefiklik? Hep hani bunu söz dile getiriyoruz yani. NATO müttefikiyiz, Amerika Birleşik Devletleri müttefikiz, ama bize karşı olan terör unsurları eğitiliyor, silah veriliyor, eğitim veriliyor, Eğit teçhizat donat veriliyor. projesiyle. Onları teröristten kurulmaya çalışıyor. Niye? İsrail için orada güvenli bölge kurulacak. Davut Koridoru ile İsrail, Kızıldeniz'den Akdeniz'e rahatlıkla Süveyş kanalı, alternatif bir Ben Gurion kanalıyla ticaretini yapacak. İstediği atı Doğu Akdeniz'de, oradaki doğal zenginlikleri de temin ederek elde edecek. Ama oradaki bu planı bozan biz. Evet Bakın. ve bu konuda da çok önemli. Tam da Putin'in ziyareti öncesi bu tarz gelişmelerin olması çok önemli. Orada bölgede biliyorsun tatbikat da olacak. Hocam şimdi Haçlı Şabi'yi hedef aldığı söyleniyor. İran destekli Şii grupları Haçlı Şabi'nin bu anlamda hedef olarak gözetildiği söylendi. Şimdi burada bunun hedef olarak gözetilmesi İran'a karşı da açık bir mesaj. Yani İran'ın üstüne de oynuyor Amerika. Israrla İran'a gel gel diyor. Şimdi Ukrayna'da sonuna kadar Rusya'yı biliyorsun Ukrayna konusunda özellikle Rusya harekete geçirmek için yapmadığını bırakmadı. En son dedi ki NATO üyesi yapacağım vesaire. Yapacağından da değil de işte Rusya harekete geçirmek. Rusya zaten kendi egemenliği kapsamında Donbas bölgesi dahil olmak üzere oradaki Rusya'daki yani Rus halkın da güvenliğini sağlamak amacıyla böyle bir operasyon başlattığını zaten söylemişti. Şimdi İran'a karşı bu tarz hareketler olurken çok çok önemli tatbikatlar olacak. O da önemli. Çin, ABD, İran arasında. Hani bu da bir mesaj. İran biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti vardı geçtiğimiz haftalarda. O da çok önemli bir mesaj. Şimdi Putin geliyor. Çok çok önemli bir mesaj. Bütün bu mesajlar çerçevesinde dikkat ediyor musun hocam? Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Avrasya coğrafyasında, Balkanlar'da pek çok yerde merkez ülke, merkez siklet ülkesi Türkiye. Bağlı Bak ne kadar sıkıntıyız tabii önemli. ki. Yani Türkiye'siz hiçbir plan burada başarıya ulaşamaz. Bu konuda herhalde yeni gelişmelerde olacak gibi. Şeyde Evet. atlamayalım, hani bu şey, bir banka, ortak bir banka da söz edildi Putin'in yani gelişine ilişkin. Bu da çok önemli çünkü Rusya özellikle batılı ülkelerden yedi ambargo sonrasında hani bu para transferi konusunda ticari anlamda çok büyük zorluklar yaşıyor. Hani bizimle böyle bir görüşmesi de, Putin'in Sayın Cumhurbaşkanı'yla böyle bir görüşmesi de olacak. Bu da çok önemli Tabii. ki benim hani hep beklentim var, her zaman her ortamda derim, hani şimdi BRICS toplantısı biliyorsun. Hani şu an gündemde olan, Ocak'ta Rusya'da şu evet, an devam ediyor. devam eden bir BRICS oluşum var ki yeni katılan ülkeler var. Kendi para birimleri üzerinden ticaret yapıyorlar, ortak Etiyopya, para. Mısır, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Evet, Emirlikleri. Arjantin olmadı sadece, dahil olacaktı. Sırada daha 21 ülke daha var katılması söz konusu olan, ki bu ülkeler açıklandı. Bu ne demek?
sırf sadece bu ülkeler olmadan, dahil olmadan birikse zaten %42'siydi ekonomik anlamda dünya gayrimilli safi hasıl aslında. %42'siydi enerji kaynakları bakımından. Nerede yarısı hocam? Neredeyse yarısı. Evet. Bu ülkeler de katıldı. 21 ülke daha katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da biz de bu oluşumun içerisinde geç olmadan kesinlikle olmalıyız.